Nilüfer'im. Bugün değişik bir video. Bugün gerçekten ciddi anlamda değişik bir videoya hoş geldiniz. Gördüğünüz üzere ambiyans bugün pek bir değişik. Fayanslardan ve havlulardan anlaşıldığına göre bugün banyodayız. Şaka bir yana. Görebildiğiniz üzere aslında bugün makyajımı nasıl temizliyorum ve cilt bakımımı nasıl yapıyorum onu göstermek istiyorum. Böyle bir video daha önce yapmıştım. Sadece o video o kadar eski ki o ürünlerin hiçbirini artık neredeyse kullanmıyorum. Rutinim bayağı bir değişti. Gördüğünüz üzere bayağı bir ürün eklendi. Uzun bir cilt bakımı rutinim var. Peki işe yarıyor mu derseniz cildim son zamanlarda gerçekten çok iyiye gidiyor. Ama tabii haliyle yine de belirli dönemlerde sivilcelenme sorunu yaşıyorum. Ama kısaca hemen başlayalım bence. Çünkü bayağı ürün var. Biraz uzun bir video olabilir. Hemen başlıyorum. İlk olarak tabii ki saçım salık olduğu için saçımı toplayacağım. Klipsli bir toka alıyorum. Makyajımı temizlerken genellikle böyle tokalar tercih ediyorum. Yoksa saçlarım ıslanıyor. Güzel olması şart değil. Şu şekilde topluyorum. Ve ilk ürünümle başlıyorum. İlk ürünüm Clinique markasının Take the Day Off Cleansing Balm ürünü. Şu şekilde göstereyim. İsminden de tahmin edebileceğiniz üzere bu bir temizleme kremi aslında. Bu biraz pahalı bir ürün. Bunun yerine aslında Hindistan cevizi yağı da kullanabilirsiniz. Sadece o benim cildime iyi gelmediği için pek tercih etmiyorum. Bu Clinique'in ürününü kullanıyorum. Gerçekten çok iyi bir ürün. Suya dayanıklı makyajı da rahatlıkla çıkarıyor. Ben zaten çok ürün kullandığım için cildimde bu Clinique'in balmı bana çok yarıyor. Çünkü gerçekten tüm makyajı alıyor cildinizden. Böyle korkunç bir manzarayla karşılaşıyorsunuz. Kirpiklerime değdiriyorum rimelimi çıkarmak için. Çok da gözlerinize yedirmemeye çalışın. Yoksa gözünüzün içine kaçarsa bulanık görmeye başlıyorsunuz. Ve yakıyor. Aynen. Bunu bu şekilde yedirdikten sonra tabii ki ilk olarak ellerimi yıkıyorum. Sonra yüzümü. Havlumu alıyorum. Yüzümü kurulamıyorum. Çünkü direkt diğer ürünümle devam edeceğim. Şu kliniği bir kapatalım. Cildim daha tamamen arınmadı. Bunun farkındayım tabii ki. Ama hemen şeyle devam ediyorum. Temizleme jelimle. Bunun için Xiaomi'nin InFace ürünü alıyorum ilk olarak. Ve Fenty Skin'in Total Cleanser ürününü alıyorum. Birazcık bundan Xiaomi'min üzerine sıkıyorum. Şu şekilde. Ve en yükseğe açarak cildimi temizlemeye başlıyorum. Bu kadar yeterli. Ben bu Xiaomi'yi çok kullandığım için tamamen zamanının bitmesini beklemiyorum hiçbir zaman. Çünkü bayağı uzun sayıyor. Her gün kullanıyor muyum? Hayır. Bazen bu Fenty'nin temizleyicisini sadece elimle değdirdiğim oluyor. Bazen scrub da kullanıyorum. Yani peeling de kullanıyorum cildime. Onu da her gün yapmıyorum tabii ki. Haftada bir kere genellikle yetiyor. Kahve kullanıyorum bunun için. Türk kahvesi genellikle. Bu şekilde yani. Tabii yüz maskeleri de yapıyorum zaman zaman. Bunu da bir kenara bırakıyorum. Ve suyumuzu boşa akıtmıyoruz. Aynen. Lütfen kapatalım hep. Kısaca bir cildimi yıkıyorum hemen. Yeniden.
Hafifçe ıslaklığı alıyorum cildimden. Görüyorsunuz şu an yüzümün çoğu temizlendi ama gözlerimde hafif daha rimel kalıntıları var. Bunları herhangi bir suyla temizliyorum. Şu an elimde Pixi'nin Retinol Tonic Skin Treats, Pixi Skin Treats. Başka da bir şey yazmıyor. Retinol Tonic yazıyor. Mor olanı bu. Hep bunu kullanmıyorum. Dediğim gibi elimde ne varsa onu kullanıyorum. Bugün bu denk geldi. Bu tarz temizleyicileri genellikle hep değiştiriyorum. İndirimde ne varsa ya da ne ilgimi çekiyorsa onu kullanıyorum. Şu şekilde ilk cildimi alıyorum. Gözlerimi. Bir pamuk daha alıyorum. Bununla da boğazım. Çenem, şu etrafım ve kulaklarım. Çünkü buralara da fondöten ister istemez değiyor haliyle. Hayatımda hiç makyajını silmeden yaptın mı? Asla. Öyle hayır, hiç yapmadım. Yapmayı da hiç düşünmüyorum. Çünkü zaten cildim kötü. Böyle bir şeyi risk edemem. Bir de rahat edemezsin ki. Aynen, nasıl yatacaksın? Öyle yastığı artık çöpe atarsın sonra. Evet. Fondöten lekesini. Ben böyle temizleme suları veya tonikleri cildimde bırakmayı sevmiyorum. O yüzden cildimi bir kez daha sadece suyla akıtacağım. Hemen geliyorum. A few moments later. Cildim artık tamamen arınmış oluyor. Havlumu kenara bırakıyorum. Neyle devam ediyoruz? Bir Fenty Beauty, Fenty Skin ürünüyle devam ediyoruz. Fat Water Pore Refining Toner Serum. Bu da bir toner, evet. Ama serum toner olduğu için bu benim cildimde o kadar ağır değil. Bu Pixi gerçekten cildimde bırakmaya gelmiyor veya buna benzer ürünler. Çünkü cildinizde çok tuhaf bir hissiyat bırakıyor. Bu Fenty'ninki öyle değil. Dediğim gibi serum gibi olduğu için cildinizde kötü bir hissiyat bırakmıyor. Biraz elime alıyorum. Şu şekilde yediriyorum. Ve bence Fenty Skin serisinde en işe yarar ürün bu kesinlikle. Bence deneyin derim. Ama kremler de gerçekten çok iyi. Krem demişken tabii ki hemen Fenty Skin ürünün serisinden gece kremimi alıyorum. Normal nemlendiricim de var, gündüz kremim, ama onu tabii ki sabahları kullanıyorum. Şu an gece olduğu için bunu kullanacağım. Instant Reset Overnight Recovery Gel Cream. Şu şekilde. Böyle bir spatulayla geliyor. Gördüğünüz üzere bayağı kullandım zaten. Bunun bu Fenty Skin ürünleri hakkında zaten bir video yapmıştım. Onun da linkini bırakıyoruz hemen şuralara. Oraya da bakabilirsiniz. Demiştim ki bir feedback vereceğim o videoda. Tam bence yeri şu an. Ben bu seriden gerçekten çok memnunum arkadaşlar. Ürünlerim bitince kesinlikle yenilerini alacağım. Fenty Skin kullandığımdan beri gerçekten cildimde bayağı bir değişiklik oldu. Özellikle fondötenim eskiden burnumun üstünde hiçbir zaman oturmazdı. Şimdi burnumun üzerinde fondötenle hiçbir sorun yaşamıyorum. Yeni bir fondöten denedim bugün çektiğim bir videoda. Fondöten cildimin etrafında o kadar kötü duruyordu ki, ama burnumun üstünde sonradan harika durmaya başladı. Yani burnumla alakalı gerçekten her sorunum çözüldü aslında Fenty Skin kullandığımdan beri. Ve cildimin etrafındaki renk bozulmaları da düzelmeye başladı. Tabii ki haliyle dediğim gibi özel dönemlerimde hala sivilcelenme sorunlarım oluyor. Ama genel anlamda Fenty Skin'le gerçekten çok memnunum. Yeni bir göz kremi çıktı. Onu da sipariş verdim ama daha gelmedi maalesef de. Peki her cilde göre uygun olduğunu düşünüyor musun? Yapısı aslında çok hafif olduğu için kuru ciltler de, yağlı ciltler de kesinlikle
kullanabilir Fenty Skin ürünlerini. Ama galiba ilerleyen zamanlarda yine yeni yeni ürünler çıkar diye düşünüyorum. Yani yağlı ciltler için, normal ciltler için diye kesinlikle ayırırlar. Ama bence bu şimdiki ürünleri her cilt tipi kullanabilir. Benim karma bir cildim var, onu da söyleyeyim. Belirli yerlerim çok kuru. Gözlerimin altı olsun, şu aşağıya doğru çene bölgem olsun, şuralarım, yanaklarımın altı. Ama şuralarım çok yağlı. Burnumun üstü çok yağlı mesela. Şu alnımın şu tarafı, T bölgesi dediğimiz oralarım yağlı. Yani bayağı karma bir cildim var. Yani karma bir cildiniz varsa bence memnun kalacaksınız. Serumlarım ve dudak bakımım kaldı. Dudak bakımı olarak şu an Blistex'in Intensive Moisturizer Lip Cream'ini kullanıyorum. Bu kirazlı. Sen genellikle zaten Blistex. Yani Blistex bence en iyisi. Ötekiler pek işe yaramıyor. Ben annem çocukluğumuzda da ama hep Blistex sürüyordu bize. Evet. Bunu da sürdüğümüze göre ne kalıyor? Kaş ve kirpik serumum kalıyor. Bu tabii ki çok lükse giriyor şu an aslında. Ama gördüğünüz üzere benim neredeyse hiç kaşım ve neredeyse hiç kirpiğim yok. Bu serumlar yarıyor mu diye sorarsanız arkadaşlar aslında hiç yaramıyor. Ama ne bileyim ben yine de bir ümit kullanıyorum işte. Sence yarıyor ama sen farkında değilsin. Ya eskiye nazaran kesinlikle çoğaldı. Yani çocukken veya blue çağımda gerçekten hiç kaşım yoktu ve kirpiğim hiç yoktu zaten. Şimdi yavaş yavaş çoğalmaya başladı ama bence bu serumdan alakalı değil. Neyinden durduk yere mi olacak? Hormonlar, yaşlılık. Bilmiyorum. Yani uzaktan yine de belli olmuyor kirpiklerim ki. Kaş serumumla başlayacağım. Benim kullandığım kaş serumu Q2 Cosmetics markasının Augenbrauen serum. Bu bir Alman markası olduğu için tabii ki Almanca yazıyor. Bayağı kullandım aslında. Bir ümit çıkarsa diye. Bunu da kullandık. Kirpik serumuma geçiyorum. Bu da yine Q2 markasının Vimpan serum, yani kirpik serumu. Biraz uygulama şekli sadece biraz saçma yani. Şey yapabilirlermiş, maskara, rimel gibi. Sonuçta kirpik serum. Bence bu konuda Otacı da gayet güzel bir marka. Türkiye'dekiler için. Aynen. O Watson's'da satılıyor galiba. Onu sen... Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Başka ne yapardım? Bazen çok ağır makyajlar yaptığımda veya kirpik yapıştırdığımda genellikle göz damlası da sıkıyorum. Her şeyi bitirdikten sonra. Daha doğrusu serumlarımı uygulamadıktan önce. Dediğim gibi bazen scrub yapıyorum. Peeling ya da bir yüz maskesi. Yoksa aslında pek de değişmiyor rutinim. Ha bir de şöyle bir kremim var. Şunu da hemen göstereyim. Ha ben buharla yapıyorum. Ha aynen bazen buhar yapıyorum. Şöyle bir glisolit diye. Gliserin ve allantoin içeren bir krem. Yani aslında sırf gliserin bu. Cildim çok çok kötü olduğunda, yani çok kuru olduğunda, kuru olan bölgelere veya dudağım çok kötü olduğunda dudağıma uyguluyorum bu kremi. Yoksa başka da ürün kullanmıyorum aslında. Pek değişmiyor. Şöyle bir bakayım. Aynen. Pek bir şey değişmiyor rutinimde. Dediğim gibi Fenty Skin ürünlerini arkadaşlar gerçekten tavsiye ederim. Buradan da küçük bir feedback olsun diğer videoma. Başka ürünler hakkında sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Herhangi bir ürünü merak ediyorsanız. Benden bu kadar. Rutinim hoşunuza gittiyse lütfen like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok mutlu oluruz. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Mavi highlighter'ımı. Kendinize iyi bakın. Öpüyoruz. Hoşçakalın.